Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep ve yükselen akrepler, Salı günü, Mars günü biliyorsunuz sizin yıldızname yorumlarınızı yapıyorum. Bilenler bilmeyenlere söylesin, Salı günü koçların da yıldızname bakımı. Fakat benden rica etti dostlarım, dediler ki koç burçlarının da Salı günü uğurlu günü, akreplerin de Salı günü uğurlu günü, ne yapalım? Biz karıştırıyoruz. Yazmanıza rağmen olay karışıyor. Ayrı ayrı çekin dedi. Başım üstüne dedim. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce okumaya çalışacağım. Akrep burçları, salıdan salıya yorumlarınızı bekleyin. Dediğim gibi aktarın bunu, bazı dostlarımıza da aktarın. İzleyemeyenler de izlesinler. Belirteceğim de zaman zaman. Şimdi arkadaşlar, burada hayırlısıyla bir bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El meharu menca habbe habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Habbe Arapçada sevdiği anlamında. Bu bir hadisi şerif arkadaşlar. Bir ayet değil. Bir hadisi şerif. Kimimizin geçim derdi var arkadaşlar. Kimimizin zulüm görmüşlüğü var. Acımasızca ve zalimce kalpler bize zulmedebiliyor. Dünya bazen zulmedebiliyor. Kişi bu sıkıntılı anlarda ne yapacak? Sevdiği insanlarla beraber olacak. Dengesiz insanları, ayak takımı insanları bir yerde bırakın arkadaşlar. Onlarla aranızdaki mesafeyi iyi ayarlayın. Ve bu hafta boyunca akrep burçları, başarıyı gözünüzde canlandırın. Kendi sınırlarınızı aşacağınız bir haftadasınız. Belki bazı akrepler, dediğim gibi, merhametsizce partnerlerle karşılaşabilirler. Zulüm ve zalim vurgulanıyor arkadaşlar. Zulüm ve zalime karşı ne diyoruz? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Bunlar hep boş yere söylenmiş sözler değil arkadaşlar. Sığın Allah'a. Ve burada arkadaşlar devam ediyorum. Allah sizi sevmesi için, Allah'ın sizi sevmesi için sizin de arkadaşlar insanları sevmeniz gerekiyor. Zulüm edene tamam sen kötüsün, kötülüklerinde boğul. Eyvallah. Sevene de sövene de, ben ne diyorum arkadaşlar? Bana söven haddi hesabı yok. Sevene de sövene de eyvallah diyorum. Yollarımı ayırıyorum. Baktım ki bu insan bana uymuyor. Siz de böyle yapın. Ben bunu tavsiye edebilirim. Dilim döndüğünce böyle diyebilirim. Kimileri itiraz edebilir, olabilir. İtiraz edenlere de saygımız sonsuz. Arkadaşlar burada yine bir ayeti okumak istiyorum. Hayırlısıyla size. Kul in kuntum tuhibbunullahi fettebi'uni yuhibbukumullahu veya firukun zennehum vallahu gafurur rahim. Eğer siz Allah'u azimuşşanı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah affeden ve bağışlayıcıdır. Evet, Cenab-ı Hak bir kulunu severse o kulunu sevgili Habibine bırakır. Evet arkadaşlar. Daimi olaraktan belalardan, kazalardan kurtulmak için ve hepsinden önemlisi arkadaşlar, Allah'ın affına maruz kalmak için mutlaka öncelikle kendimizi bilelim. Yanlışlarımızı, doğrularımızı bilelim. Kötü insanları hayatlarımızdan uzaklaştıralım. Bu hafta içerisinde iki önemli konu önünüze gelecek. Bunu çözeceksiniz. Bir sağlık problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bir hastane olayınız olabilir. Gideceksiniz. Resmi bir evrak gibi bir şey çözeceksiniz Allah'ın izniyle. Bazı akrep burçları, bakınız, solunum sistemiyle ilgili rahatsızlıklardan dem vurabilir. Nefes almakta zorluk çekebilir. Bazıları hafif depresyon geçirebilir. Bunları da çözeceğinizi size temin ederim efendim. Bunlar da çözülecektir. Ve özünüzdeki beni bulduğunuzda, kendinizi özünüze adadığınızda bir ben vardır benden içeri diyeceksiniz. Özünüze dönme zamanı. Bazı akrepler
dikkat etsinler. Nazar ve negatif enerji var. O yüzden bu hafta boyunca bir mum yakmanızı önemli öneriyorum arkadaşlar. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorum. Bu mumla dönüşümü yaşıyorum diyebilirsin ve ruhunun içindeki değişimi hayatına katacağını görüyorum. Bu haftaki uğurlu renginiz yeşil arkadaşlar. Yeşil sizin kalp çakranızı şifalandırmakla kalmayacak. Ya aynı zamanda depresyondan kolayca çıkmanızı sağlayacaktır. 7, 17 ve 27 sayılarına dikkat edin. Bu size yeni kapıların açılacağı, çevrenizin değişeceğinin işaretidir. Belki çevre değiştireceksiniz. Belki böyle 7 sayısı tek ya, tek olmanın özgürlüğünü yaşayacaksın ve bu hafta boyunca biraz geri çekil diyorum. Geri çekil, geriden izle diyorum. Ve ilişkiler babında da çok iyi bir insanla karşılaşabilirsiniz. İyilik dolu bir yürek, cesaret dolu bir yürekle karşılaşabilirsiniz. Kalbi boş olanlar, kötü olan ilişkisi olanlar, kötü ilişki yaşayanlar, diyorum ki Şubat ayına kadar bitirin onu. Şubat'ta portallar açıyoruz arkadaşlar. Şubat'ta portallar açıyoruz. Benim videom var, işte izlemişsinizdir arkadaşlar. Dün yayına girdi. 2-2-2-2 portalını açıyoruz. Lütfen Akrep Burcu, sen de bunu çok iyi başarırsın. Çok azimlisin, ısrarcısın. 2 sayısı sana çok yarayacak. Bu andan itibaren tamam, ben size 26 Ocak'la 1 Şubat arasındaki bir haftalık dilimi anlattım. Ama biraz geniş yelpazeyi açarsam Şubat ayı size süper olacak. Bunu kabul edin. Sık sık evde besmele çekin. Rahman olan Allah'a inancınızı kuvvetlendirin. Ve özellikle kalp çakranızla çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Kalbimi sevgiye açıyorum diyebilirsiniz. Kalp çakranızı aktif etmek için sık sık arkadaşlar bu bölgeyi sıvazlayın. Seni seviyorum, sen önemlisin, Allah'tan gelen şifayı kabul ediyorum diyebilirsiniz. Biraz sonra sizin zikrinizi de vereceğim arkadaşlar. Kendinizi bir çembere kısılmış hissediyorsunuz. Madem kendinizi bir çemberde hissediyorsunuz, o çemberi kıramıyorsunuz, o döngüyü kıramıyorsunuz, 2 Şubat'a kadar kırın. Kötü giden ilişki olabilir, işsizlik durumu olabilir ya da ne bileyim aileyle ilgili sıkıntılar olabilir. Bunu 2 Şubat'a kadar çözmenizi rica ediyorum arkadaşlar. 2 Şubat'ta portallara yetişiniz efendim. Portallar açılıyor. Portal kapı demek arkadaşlar. Bilmeyenlere söylüyorum. İlahi kapı demektir. Biz ona tasavvufta rahmet kapıları açık diyoruz. Rahmetin kapıları açık ve herkes sizi sevsin diye, sevgi pınarları kaynasın diye, evinizde sevgi olsun diye. Arkadaşlar, ben insanı sevemiyorum, ben şu an sevgisizim ya da depresyondayım diyenler için evinizi sevin efendim. Evinizde bir ibadet köşesi yapın. Orada bir mum yakın, bir tütsü yapın. Allah'a yakın olduğunuzu hissedin. Sen bir erkek için dünyaya gelmedin. Sen bir kadın için dünyaya gelmedin. Bunlar fani işler. Bunlar bizi yanıltan olaylar. İnsanın insana olan aşkı biter. Biter. Rahman olan aşkımız bitmesin. Rahman olan aşkımız nedir? Sokaktaki bir köpeğe sarılmamızdır. Kimsesiz bir yavrunun, annesi ölmüş bir yetim yavrunun başını okşamaktır. Belki ona o gün bir iyilik yapmaktır, maddi manevi. Ne bileyim ben, yeryüzünde haksız yere böyle çırpınan insanların yanında olmaktır. Bağış yapmaktır arkadaşlar. Sık sık bağış yapmaktır. Yapın bunu lütfen. Siz 100 lira verdiğinizde 500 lira gelecek. Ben bunu size garanti ediyorum arkadaşlar. Lütfen yardımlarınıza ihtiyacı var dünyanın, insanların. Siyasi, politik konuları bırakın. Yardım etme dönemlerinden geçiyoruz. Çünkü arkadaşlar pek çok açı, pek çok gezegen dizilimi bize diyor ki sen bütünle kaynaştın. Arkadaşlar kimse büyük şehirden şikayet etmesin. İnsanlar ne kadar çoksa kötülük de var, kabul. Ama onun içinde iyilik de akıyor, yaratıcılık da akıyor. Büyük şehirlerdeki insanlar aslında daha yaratıcıdır. Daha mutlu olmaları gerekir.
Kalabalıktan şikayet etmeyin. Yorucudur, kabul. Pahalıdır, kabul. Ama şifayı da çok fazla verir arkadaşlar. Tamam, dağda taşta arayabilirsiniz şifayı. Ama o bir gelir, paylaşamadığınız için söner. Büyük şehirde dua ederseniz arkadaşlar, geniş kalabalıklarda, geniş yerlerde dua edilirse, örneğin camide, gidin büyük bir camiye büyük şehirde dua edin, inanın daha çabuk kabul olur. Ne kadar çok el açılırsa o kadar kabul olur. Ve bu hafta günahların gitmesi, ayak takımı insanların gitmesi haftası. Resmi evraklarınızı yapın, çalışmalarınızı yapın, evinize gelin. Özellikle evinizi sevmenizi istiyorum. Evinizi değerli, toplu edin bu hafta akrep burçları. Köşe bucak ne varsa her şeyi yıkayın ya da ne bileyim hava kötüyse silin. Böyle camları temizleyin. Mutfakları tek her şeyleri dizayn edin. Derli toplu olsun her yer. Ayakkabılıklarınızı temizleyin. Her yerleri böyle tiril tiril düzenli yapın ki düşünceleriniz düzenli aksın. Eve odaklanma haftasındasınız. Varsa evlatlarınıza odaklanma haftasındasınız. Evinizi temizlediğinde, şifalandırdığınızda zihniniz de şifalanacak. Bunu size temin ederim arkadaşlar. Ve sevilip seveceğiniz bir haftadasınız. Dediğim gibi aynı zamanda arkadaşlar ya gaffar zikrini çekmenizi öneriyorum akrepler. 1281 defadır tekrar sayısı ya gaffar. Anlamını okuyorum. Kulunun işlediği günahları kendisine unutturur. Affı, bağışlaması sınırsız derecede bol demektir. Arkadaşlar ben böyle bu ya gaffar zikriyle bazı ritüeller de yapıyorum. Mesela size göstermek istiyorum. Şurada bir Arabi ayın ilk cuma gecesi kurşun levha üzerine yazılıyor arkadaşlar. Zalimin şerrinden, ama bak kötü birinin şerrinden korunmak için, yoksulluk belasından korunmak için yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde yaklaştırmak istiyorum. Şöyle bir vefk yapıyoruz. Ya gaffar zikrinin vefki. Kurşun levhaya döküyoruz. Ben bir gün onu size gösteririm. Instagram sayfam var. Onu da bir gün yapayım size. Yapılışını ya da kurşun levhaya dökülüşünü anlatacağım. Arkadaşlar ya gaffar zikrini çekin 1281 defa. Ve yazacağım videonun altına. Güzel bir hafta. Af ve mağfiret haftası. Biraz depresyona girmişsiniz. Biraz da maddi kaygılar var. Bunların gitmesi haftası. Bir para olursa elinize, bir de şans için altın alınız derim efendim. Sizleri seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.